İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı başlıyor. Akşemseddin Hazretleri vefat etmeden evvel oğluna demiş ki bana bir Yasin oku. Yasin okumaya başlamış. Kelime-i Şehadet son nefesini vermiş. Necip Fazıl merhumdan bahsettik. Mehmet Kısaküre son nefeste bir şey istiyor. O istediğini yapıyor. Başını yastığa koyuyor. Tak, demek böyle ölünürmüş. Son sözleri. Şimdi hani temutune kema taişu ve tuhşerune kema temutun. Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Hadis-i şerif. Nasıl yaşıyorsak öyle öleceğiz. Nasıl ölmüşsek öyle dirilteceğiz. Malum. Necip Fazıl merhum derdi ki kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp son kapıda gülümse. Mevla cümlemize o son kapıda gülümseyecek bir hayat nasip etsin. İşte merhaba demeden, hoş geldin demeden niye böyle giriyorum mevzuya? Çünkü jenerikten önceki mevzumuz buydu bizim. Biz bunu konuşuyorduk. Allah güzel yaşayıp güzel gidenlerden, güzele gidenlerden etsin inşallah. Orada amin, güzel, amin. Mühim. Eyvallah. Niyazımızı böyle dualarla falan açtık yani. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çat kapı gelince, hani çat kapı gelişin gelişi de böyle oluyor. Efendim hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir programda sizi karşılıyoruz, esenlikler dileriz falan. Bu yok. Kim? İki kıymetli konuk değil onlar, ev sahibi. Sevgili hocam Kemal Tek'ten, hoş geldiniz, safalar teşekkür getirdiniz ederim. Hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk, selamlar, muhabbetler. Eyvallah, Allah razı olsun. Ve May Mecra seyircisinin aşina olduğu, uzun zamandır aradığı, beklediği, nerede, niye çıkmıyor dediği kıymetli bir isim. Ozan Budur. Ozan Hocam hoş geldin. Safa bulduk abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Kevan abi bu son nefes önemli herhalde değil mi? Şahin Akşiment Efendimiz demiş ki muameleler sona nispetledir. Eyvallah. Nasıl yürüdüğün değil de nasıl bitirdiğin çok önemli. Eyvallah. Büyük zatların hepsi o son nefesin endişesiyle yaşarlarmış. O metafizik gerilim deniyor ya, ümit ve korku arasında yaşamak. Allah bizi de o korktuğumuzdan emin eylesin. Amin. Son nefesimizi inşallah en zirvede vermeyi nasip etsin. Amin. İman konusunda. Amin. Ozan'ım nasıl gitmek istersin? Hani sana sorulsaydı, sen nasıl bir gidiş hayal ederdin? Ederdim mi, ister miydim? Ya da isterdin. Şehit olmak isterdim herhalde. Şehit olmak... Kaza meydanı. Ben at üzerinde ölmek isterdim. Yani. Eskilerin tabiriyle Allah için koştururken en sevdiğiniz işi o manada yaparken ölmeyi arzu ederim. At üzerinde böyle hastane koridorunda ya da okulda falan değil değil mi abi? Kaza meydanı. Tabii. Sinemayla uğraşırken veya çocukları eğitirken, çocuklarla hoş beş ederken, onlarla hasbihal ederken. Eyvallah. Veya işte Seyyid Ahmet Arvasi gibi. Daktilo başında, Kabe resminin önünde. Evet. Öyle mi göçmüş Seyyid Ahmet Arvasi? Nasıl? Daktilosunun arkasında Kabe resmi son yazısını yazarken. Bu da bir şehadet. Eyvallah. İşte yaşadığı gibi göçenlerden evet. Bir tanesi de o. Evet. Darwinizm üzerine yazıyormuş. Evet, son yazısı. Çok güzel adammış. Van'da galiba öğretmenlik yaptığı zaman köye varmış. Köylüler diyor mu ihtiyarlar müellim bey. Evet. Müellim yani elem veren Arapça. Evet. Dikkatini çekiyor falan müellim. Bir niye, zaman sonra bilerek mi söylüyor evet. Falan diye düşünüyor. Bir zaman sonra muallim demeye başlamışlar. Niye böyle diyeyim? Senden öncekiler hep müellimdi. Baktık ki sen muallimsin, talim ettiren, öğretensin. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Çok büyük bir insandı. Tabii onun gibi bütün büyüklerin de büyüklere de dua edelim buradan. Amin. Abi şimdi içeride de konuştuk. Ömer Lütümet ediyoruz. Hocam göçtü. Evet. Sezai Bey gitti. İşte kimi saysak bizim temas ettiğimiz, dokunduğumuz, bir şey öğrendiğimiz, tahsil ettiğimiz bir bir gidiyorlar. En güzel insanlar ölü insanlardır toplumda. Ölünce kıymeti biliniyor. Yani ülkücüler en güzel insanlardır buradan. Böyle bir şey çıkar mı? Şimdi tabii böyle olmamalı. Aslında toplumumuzda bugün de yaşayan çok güzel insanlar var. Onların kıymetini bilmek lazım. Bir de gençler arasında o güzelliğe erişebileceğini tahmin ettiğimiz insanlar var. Yani mesela sizin kıymetinizi yaşarken bilmemiz lazım.
Ozan Bey'in kıymetini bilmemiz lazım. Yani gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Bu May Mecra vasıtasıyla da çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Yani tebrik ederim. Allah razı olsun. Başarılar dilerim. Varlığınızla kıymetli. Tabii şimdi güzel iş yapmayı da biz abilerimizden öğreniyoruz. Estağfurullah. May Mecra bir diriliş değil. Bir kuruluş değil. Tabii onun da kendine göre güzel tarafları var, başarılı tarafları var. Yani her biri gerekli olan işler. Dirilişte siz biraz geride durdunuz. Evet. Mehmet Bozdağ ismiyle çok anıldı diriliş. Doğru. Ve kuruluş onunla devam ediyor. Diriliş fikri nasıl çıkmıştı abi? Aslında tabii çok eskilere dayandırabiliriz. Yani benim kendi açımdan anlatırsam bundan 20-25 yıl hatta 30 yıl kadar evvel rahmetli Yücel Çakmaklı bizim idolümüzdü. Yani çok takdir ettiğimiz bir insandı. Ona da Allah mekanı cennet etsin, rahmet diliyorum. Sonra bu alanda hizmet eden işte Osman Sınav gibi arkadaşlarımız bizim ufkumuzu açtılar. Ve tarihimizi filmler halinde nasıl anlatabiliriz düşüncesi bende gelişmişti. Daha sonra tabii bunu çevremdeki gençlere anlatırken Mehmet bunlardan biriydi. Ve ön plana çıktı. Hadi beraber şirket kuralım vesaire. Şirket kurduk. Yaklaşık 5 yıl çok büyük sıkıntılar çektik. Hem maddi planda hep zarar ettik. Hem de önemli istediğimiz hedefe ulaşamadık ama... O 5 yılda ne yaptınız? Meşgale ne? 5 yılda yine bir şeyler yaptık. Bir belgesel çektik. Ustalar, Alimler ve Sultanlar diye. Osmanlı medeniyetinin 3 temelini ustalar, alimler, ustaların içerisinde ahiler de var tabii. Alimler, ilim adamları ve yöneticiler, sultanlar. Onları anlattık. Nasıl bir zihniyet içerisindeydi? Bu 2010 Kültür Başkenti Ajansı adına yapılmıştı. Tabii 2010'da ilk onunla çıktık biz. Bunlar tabii sinemada gösterime girmedi. Televizyonlarda gösterilmedi. Çok kısıtlı bir çevrede, galada vesaire gösterildi. Daha sonra bir Gönül Hırsızı diye bir mahalle dizisi onu çektik. Onu hatırlarım. Evet. O da tam istediğimizi yapamadık açıkçası. Orada bazı arkadaşların yönlendirmesiyle yaptık ama bu arada TRT ile iş yapmış olduk. TRT bizi tanıdı, biz onları tanıdık derken bizim önümüze böyle bir proje konuldu. Hem ortak bir projeydi. Bizim de düşüncemizi anlatmıştık. Hadi yapın dediler. Ve biz Allah'ın yardımı herhalde. Allah öyle bir önümüzü açtı ki, bizi öyle bir muvaffak etti ki işte niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor. Beklediğimizin çok üzerinde bir sonuca ulaştırdı bizi. Bundan çok büyük bir haz aldık. Yani sadece ticari maksatla yapmadık biz bu işleri. Öyle olsaydı böyle olmazdı zaten. Olmazdı, evet. Burada bir aşk var. Bir ibadet anlayışı var. Kendi tarihimizi yeni nesillere aktarabilme arzusu, isteği var. Büyük bir heyecanla yapıldı. Tabii ben mümkün olduğunca geride durmaya çalıştım. Ama işin tamamen her zaman içinde olduk. Sağ olsun arkadaşlar, özellikle Mehmet çok büyük başarı koydu ortaya. Diğer arkadaşlar da yönetmenlerimiz daha doğrusu. Ve oradaki kast ekibi, onlar da fena adamlar değil. Evet, kast ekibi çok başarılıydı. Seçimler çok iyiydi. Yani bütün yönleriyle bir zirve oluşturduk ve çok şükür çok büyük bir başarı. Ve abi enteresan bir ilkti. Yani evet. O zamana kadar mesela yapılmış tarihi işlerde biz genelde bizim mukaddesatımıza, bizim tasavvurumuza, bizim ahlakımıza ters kasıt görürdük. Evet. Onda hem kasıt yoktu hem de hayra doğru bir niyet her yerinden seziliyordu böyle. Ya bu adamlar bize anlatmaya çalışıyor. Hani eleştirenler olsa da yok tarihi gerçeklik şu bu vesaire de nihayetinde bir dizi çekiyorsunuz. Belgesel yapmıyorsunuz. O yönüyle de çok güzel bir ilk oldu. Şimdi arkadan gelenler var. Evet.
Bir çığır açtı. Yani onu örnek alarak bugün birçok tarihi dizi yapılıyor. Bu çok güzel bir hizmet tabii tarihimize. İnşallah hepsi ciddi bir şekilde yapılır, devam eder. Önemli bir kapıydı. Dediğiniz gibi bu konuda olumsuz olabilecek diziler vardı. İnsanlar onlara kızarak seyretmek zorunda kalıyordu veya seyrediyordu. Şimdi ilk defa kendi içinden bir şeyleri orada hisseden, bulan insanlarla, toplumla karşılaştık. Ve toplum daha doğrusu böyle bir diziyle karşılaştı ve mükemmel bir sevgi zinciri oluştu. Sadece Türkiye'de değil, yani dünyanın pek çok ülkesinde Müslüman veya gayrimüslim seyirciye ulaştı. Bu çok önemli bir başarı. Elhamdülillah. O dönem abi, ben mesela Kanuni anlatıyordum konferanslarda, şurada burada. Kızlarım küçüktü. Bir programa geldiler. Benden Kanuni'yi dinlediler. Ufak kızım dedi ki, baba sen böyle böyle anlatıyorsun Kanuni ama dizide öbür türlü anlatıyor. Şöyle demiştim, dedim kızım, o onların dedesi, bu sizin dedeniz. Herkes kendi dedesini anlatıyor. Ozan hocam, sana döneyim bunun burasında. O kuruluşa, dirilişe sen nerede? Başından beri var mıydın? Dirilişin başından yok. Dirilişe sonradan katıldım. Benim zaten ilk başladığım Kutlu Emare'ydi. Normalde Kutlu Emare'den dirilişe transfer olduk. Aynı firmaydı zaten bu arada. Hı hı. İş transfer olduk yani. Ondan sonra da kuruluşun birinci sezonunda yazdım. 27. bölümden sonra sarılarak ayrıldık ondan sonra. Eyvallah. O yazma süreci ilk başladığın zaman falan, hani biz seyrediyoruz da yazması nasıl bir duygular? Ne oldu? Yazması dönem işi her zaman zor abi. Yani dönem işi sadece senaryo matematiğiyle alakalı olan bir husus değil. Riskli bir iş ondan sonra. Mesela hani 13. yüzyılda bir sofra kurduğunuz zaman öyle sabah haşında domates doğrayamazsınız yani. Bu o sofralar da Allah size sorsun. Benim oğlan diyor ki, Muhammed baba ben o dizilerdeki gibi sofrada yemek yemek istiyorum. Yani tabaklar böyle böyle olacak falan diyor yani. Evet. Yani orada birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bir eser görüyorsunuz, işte el yazması ve dönemine uygun olması gerekiyor. Kıyafetler hakeza öyle. Dil en önemlisi, ki bu bize bile geçti farkındaysanız. Hani oradaki, hayda. Yani orada kullanılan üslup, orada kullanılan tarz, orada kullanılan ifadeler, sloganik söylemler. Destur var ondan sonra, mı? Tabii destur var mı? Çocuklar eyvallah. Kullanıyor mu? Yani selam veriş tarzımız ondan sonra. Bu şey olarak ciddi manada toplumu etkiledi. Ama bu yazmış sürecinde işin mutfak kısmında tahayyül edemeyeceğimiz kadar çok ciddi okuma gerektiriyor. Yani çünkü bu sadece salt siyasi tarih okuması değil. Bunu neden söylüyorum? Şundan mütevellit söylüyorum. Farz-ı mahal Ertuğrul Gazi ile alakalı benim bir eğitimim siyaset bilimi, öbür eğitimim tarih. Ertuğrul Gazi'nin tarihine dönüp baktığımız zaman bütün Türk tarihinin bize bu mevzuyla alakalı söyleyebileceği şey, samimi söylüyorum, 1,5 sayfaya geçmez. Evet. 1,5 sayfalık metinden 5 sezonluk bir hikaye çıktı. Burada şunu görüyoruz. Yani sündürüyorsak sebebi var diyorsun. Hayır, sündürüyorsak sebebi değil. Şöyle bir şey. Hani bu hikaye dinamikse, aktarıyorsa ve atmosferi veriyorsa ve sürükleyiciyse bir şeye gerek yok. Hani durmasında veya bitmesinde vesaire böyle bir şart gerektirmiyor. Zaten hani dizilerin, romanların amacı tarihi birebir anlatmak değil. Dizilerin amacı tarihi sevdirmek, tarihe muhabbet duydurmak. O dönemle alakalı dünyayı verebilmek. Hani biz nasıl oturuyorduk, biz nasıl selam veriyorduk, biz nasıl konuşuyorduk, biz nasıl nefret ediyorduk, biz nasıl savaşıyorduk, biz nasıl aşık oluyorduk. Aslında topluma bir nebze bunu gösterebilmek. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl bağlamında. Tam böyle hani Osmanlı'nın da kuruluşuna giden süreç olduğu için aslında bizim genel tarih okumamız için çok sisli puslu, böyle flu gibi, dönem gibi gösteriliyor ama aslında en dinamik, en canlı. Hem alimler satında, hem kahramanlar satında, ondan sonra hem yöneticiler satında çok canlı olan bir dönem. Yani orada malzeme bulmakta şey çekmiyorsunuz. Sıkıntı güçlük şeyden. Ve çekmiyorsunuz. Hani disiplinli bir çalışma, iyi okuma ve hikayeden, dramadan anlayan sağlam bir ekiple bu iş oluyor ki Diriliş'in herhalde bir kadrosu bugün Türkiye'nin farklı işlerine çalışan yaklaşık bir 15 senariste falan değmiştir. Hani bu ciddi ve güçlü bir kartelatır. Peki şu caiz mi hocam? Seni bulmuşken sorayım. Çünkü geçen biz Orhan'la kendi aramızda konuştuk. Hatta bugün konuştuk. Mesela Alparslan'da Yinal Bey, Pasinler Savaşı'ndan önce hainliği var. Ve işte Pasinler'de
ordunun başında Alparslan var. Şimdi, tarihte şunu biliyoruz. Pasinlerin komutanı Yinal Bey. Pasinlere kadar herhangi bir hainliği yok. Alparslan o sıra 17-18 yaşında bir genç. Sonradan Yinal Bey'in ihaneti var. Şimdi, bir dizi kurgusu içerisinde sonraki ihaneti öncelemek, gerilim artırmak için bu caiz bir şey herhalde. Bu zaten haindi diyorsun ve önceliyorsun birazcık ihanetini. Olabiliyor mu? Nihayete bakarak yapılıyor ama hani benim drama düşüncem içerisinde makul karşılayabileceğim bir şey değil. Öyle söyleyeyim. Yani yapılanı makul karşılayabiliyorum. Ben olsaydım yapar mıydım? Yapmazdım. Peki hiç o dirilişi yazarken ağladığın bir yer oldu mu? Yani gecenin bir yarısı oturmuşsun evde yazar, bir şey yazıyorsun. Şimdi dirilişi yazarken şöyle daha ziyade hani böyle büyük büyük şeylerin arkasına değildim. Dirilişte ben şeydeydim, sahadaydım. Hani kavruyordum, öğreniyordum, okuyordum, bakıyordum. Diriliş çünkü çok büyük bir mektepti. Bunun yanında Kutlu Emare çok ciddi bir okuldu. Hani Kutlu Emare'nin bana kazandırdıkları bugün bana Teşkilat-ı Mahsusa yazdırtıyor. Hani dirilişten kazandıklarımla Osman'a yaslandım. Hani bu bir mektep, bu bir okul. Dirilişte işin şeyindeydik. Hani böyle dünyanın biz bile etkisi altındaydık. İnanılmaz bir dünya var. Osman'a geçtiğimiz zaman böyle ne oluyor dedik. Bamsı'nın oğlunun şehit düştüğü sahne. Hani o sahneyi yazarken o hani zaten hani reytingde en üste çıkan ondan sonra bütün ülkenin ağladığı belki de hani Kuruluş Osman'ın bütün sahneleri boyunca bugün seyircinin ne hatırlıyoruz Kuruluş Osman'dan dediği zaman belki hatırlayabileceği en önemli yerlerden bir tanesi ki Bamsı gibi bir kahraman 5 sezon boyunca dirilişte gördük. Kuruluşa geçti ve kuruluşta oğlu şehit düştü. Bamsı'nın bir şehit babası olarak anlatıldığı o seri 3 sahne 4 sahne evet orada çok duygulanmıştım yani. Evet. Çünkü hani Bamsı şehit babası olmuştur diyerek o hani o aksakallı kahramanın şehit oğlunu kucağına alıp kaya obasının etrafında böyle pervane gibi dönmesi hani birçok şeye temas ediyor. Yani günümüz hani o sahneyi yazarken ben 13. yüzyıla gitmedim yani. O sahneyi yazarken ben o günlerde gelen Afrin'e gittim ben. Ali Baba gittim yani. Hani şey değil. Sadece 13. yüzyıl düşüncesi yok. Hani belki gözümün önüne şeyi hatırlıyorum yani. Hani babasının tabutuna selam veren o 6 yaşındaki çocuğu hatırlıyorum yani. Hani oğlunun naaşını selamlayan anneyi hatırlıyorum. Çünkü o psikolojiyle yazmak durumundayız. Biz bunu bu noktaya getiriyoruz. Orada önemli olan bir 13. yüzyıl hikayesi anlatmak değil. Orada önemli olan çok mühim bir şey. Şehadet. Çünkü her millet çeşitli şeylerle terbiye olur. Verilik ve temizlik yoluna çeşitli merhalelerle geçer. Biz Türk'üz ve bizde melilik mertebesi şehadetle geçer. Biz bunu 1000 sene boyunca böyle yaptık. Hani her milletin Allah'a ulaşmakta çeşitli yolları vardır. Müslüman Türk milletinin Allah'a ulaşma yolu da şehadettir. Hani onu anlatırken özel bir imtina, onu anlatırken özel bir duygu, onu anlatırken özel bir atmosfer. Bunu yapmak durumundayız. Ve bunu yaptığımız için kendim adına söylemiyorum. Bütün arkadaşlar adına söylüyorum. Yani o gün senaryo odasında bize çay taşıyandan senaryomuzu asiste eden arkadaşa kadar hepsi için söylüyorum. Bunu yaptığımız için yazdıklarımız seyirciye geçti. Tesirli oldu. Tesirli oldu. Peki şunu soracağım. Şimdi siz bir hayal kuruyorsunuz. Bu hayal de böyle bir yaştan sonra falan olmaz da ufaktan biriktiriyorsunuz o hayali. Eyvallah. Gün geliyor Mevla imkan nasip ediyor. Ekip nasip ediyor falan. Ve sizin hayaliniz yazılıyor, çekiliyor. Oturup seyrediyorsunuz. Ulan elhamdülillah. Bizde bazen olur. Mesela bir iş yaparız. Yankısını görünce şöyle ciğerden bir elhamdülillah deriz. Sizin o elhamdülillahınız ilk nerede geldi? Dirilişte mesela. İlk ben dirilişin ilk bölümü yazıldı, çekildi. Bana getirdiler. Böyle böyle diye o zaman dedim. Yani hiç daha seyirci görmedi. Seyirci görmeden. Daha sonra da tabii biz TRT ekibiyle bir gala şeklinde onu seyrettik. Tabii Allah'a şükürler olsun bu elhamdülillah'ı çok söyledik. Şimdi burada... Bu da güzel tabii, oldu. Elhamdülillahlarımıza elhamdülillah oldu. Eyvallah. Eyvallah. Burada gençlerimize Türk tarih felsefesini, atalarımız ne için mücadele ettiler, ne için yaşadılar bunu verebilmek çok güzeldi. Sonra gençler bizim o dirilişleri seyredip de ertesi gün okullardan haber alıyorduk. Yani okullarda mesela bizim orada söylenilen bir söz tekrarlanıyordu. Öğretmenler bize iletiyordu bunu.
Bunlar çok güzel şeyler. En son yakın zamanda Wisconsin'den bir kadın İbn Arabi dinleyerek Müslüman olduğunu açıkladı. Yani en son onu hatırlıyorum. Çok böyle net bir şekilde. Şimdi düşünün, bir şey yapıyorsunuz. Siz kanallığa atıyorsunuz. O birçok, milyonlarca insana dokunuyor. Nereye dokunduğundan haberiniz yok. Ama bazı yerlerden ses geliyor. Bu müthiş bir şey. Gerçekten ağladığımı hatırlıyorum. O özellikle Wisconsin'deki olayı dinledikten sonra. Şimdi bakın, Ertuğrul Devri, Orhan Devri, Osman Devri veya daha önceki Alparslan Devri hiç değişmiyor. Türk tarih felsefesi aynı. Özellikle İslam'la müşerref olduktan sonra, öncesi de tabii tek tanrı anlayışına sahip bir tarih anlayışı var büyük oranda. Ama İslam'la müşerref olduktan sonra Türk milletinin bir davası var. İşte ilahi kelimetullah diyoruz, nizam-ı alem davası diyoruz. Şimdi bu zihniyet olarak herkes de aynı. Ertuğrul'un tavrını Orhan gösteriyor. Orhan'ın tavrını Yıldırım Beyazıt gösteriyor. Fatih gösteriyor. Sultan Alparslan şeyden çıkınca, Malazgirt'ten dediği bir söz var. Müthiş bir söz. Diyor ki, biz Türkler temiz milletiz. Bidat nedir bilmeyiz. Bu yüzden Allah bizi aziz kıldı. Bugün de eğer o çizgiyi devam ettirirsek Allah yine bizi aziz kılacak. Mesela Allah var gam yok, sefer bizden zafer Allah'tan sözleri. Bunlar tarihin çeşitli zamanlarında söylenmiş olabilir. Mesela sefer bizden zafer Allah'tan Orhan Bey'in sözü, Orhan Gazi'nin sözü. Bursa'nın karşısında tepede dururken komutanı soruyor. Efendim Bursa'yı alacak mıyız, inanıyor musunuz diyor. Diyor ki, sefer bizden zafer Allah'tan. Ben diyor görevimi yapacağım. Başarı, zafer verirse Cenab-ı Allah'tan. Ama bunu Ertuğrul'a söylettik biz. Ya dolayısıyla burada kişiler fark etmiyor. Ertuğrul Gazi'nin bir makam mevki derdi yoktu. En güzel taraflarından biri bu. Ama bir dava için savaşıyordu. O dava için hayatını o davaya vakfetti. Ve onun sonunda onun evlatları çok büyük bir devlet kurdular. Devlet-i Aliye-i Osmaniye. 600 yıl yaşayan bir devlet. Dünyada 2-3 büyük devletten birisidir. Ve gurur duyduğumuz çok büyük bir devlettir. Bize müthiş bir tecrübe, müthiş bir tarihi birikim bırakmıştır. İşte bunu biz bir miktar verebilmişsek ne mutlu. En büyük mutluluk bu. Yeni hayal ne var abi? Sırada ne? Hayaller böyle çok... Böyle bir ipucu da verelim bir taraftan. Hayal olmadan gelişme olmuyor baştan. Yani böyle genel değil abi. Bana manşet lazım. Bana manşet lazım. Serdar'cığım, şunu hazırlıyoruz. Yakında başlıyor. Şimdi şöyle bir proje var. Yunus Emre'yi ihmal etmeyelim burada. Yunus Emre de çok büyük bir projeydi. Etkisi açısından. Yunus Emre Aşkın Yolculuğu 1'di. Geri dönüyoruz Sayın Tekten. İkincisi. İleriye bakalım. İleri bakalım lütfen. İleri. Sırada ne var proje? Hayır, o sırayı devam ettiriyorum. Geleceğiz yani, ama oraya. İkincisi Hacı Bayram Veli çekildi. Geçen hafta bitti. İnşallah TRT'de yakın bir zamanda yayınlanacak. Şimdi onlar... Hacı Bayram Veli hazır ve geliyor. Geliyor inşallah. İnşallah. O çekimleri bitti. Üçüncü, Aşkın Yolculuğu'nun üçüncü serisi Akşemseddin Hazretleri. Allah Allah. O bir hekim ve aynı zamanda Fatih'i yetiştiren büyük bir hoca ve mutasavvuf. Onu işte Ozan Bey başkanlığında arkadaşlar hazırlıyorlar senaryosunu. Eyvallah. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde Hacı Bayram devreye girdikten sonra onu da toplumumuz, milletimiz seyredecek. Tabii enteresan bir şey olur. Fatih devrine Hacı Bayram Veli Hazretlerinden bakacağız. Daha çok şehzadelik kısmı mı Fatih? Akşemseddin zamanında. Akşemseddin zamanında. Hacı Bayram Veli'nin son zamanlarında Fatih şeydeydi, Beşik'teydi. Hacı Bayram Veli'nin Beşik'te gördüğünü söylüyorlar ve ikinci Murad'a o soruyor, diyor ki, bana nasip olacak mı İstanbul'un fethi? Sana da bana da nasip olmayacak ama bu
Beşik'teki çocukla bu köseye, Akşemseddin Hazretlerine söylüyor. Nasip olacak diyor. Oradan sonrasını işte Akşemseddin'de biz takip edeceğiz, izleyeceğiz. İnşallah bir liderin, dünyanın en büyük liderlerinden birinin, Fatih Sultan Mehmed'in nasıl bir eğitimden geçerek yetiştirildiğini de orada anlatmaya çalışacağız. Çok Allah izin verirse. O ne zaman nasip olursa, ne zaman seyrederiz onu? İşte önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunun çekimlerine inşallah başlarız diye hesap ediyoruz. Bu yıl yazın sonuna kadar bitirebilirsek önümüzdeki yılda Akşemseddin'i seyrederiz inşallah. Hayırlı. Bir de biz ne kadar böyle velut bir memleketiz bu yönde. Nasıl velut bir tarihimiz var. Hangi birini temas etmek bitiremeyiz ki. Müthiş. Onu da anlat, öbürünü de anlat, diğerini de anlat. Nereden tutsanız mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz. Hakkını verdiğiniz takdirde. Yani o kadar derya ki bizim tarihimiz. Tabii İslam tarihini de genel kapsamlı düşünebiliriz ama Türk ve İslam tarihi bizim için mükemmel bir derya ve neresinden tutarsak bizi doğru çizgiye getirebilecek bir anlayış hakim. İnşallah. Benim dizi ne zaman hazır olacak hocam? Evet. Sizin dizi? Şeyh Şamil. Ben onu bekliyorum dört gözle. Şeyh Şamil şu anda senaryosu yazılıyor. Onu ilk defa burada açıklıyoruz. Evet, verin efekti. İlk defa. İlk defa burada açıklıyoruz. Evet, şimdiye kadar hiç duyulmadı. Hiç söylemedi Kemal Hocam. Yani siz devreye böyle girdiniz ve... Hatta şu anda ben şaşırdım abi şu anda. Ben, eyvah ya, ben yanlış bir şey yapmadık değil mi? Yok, yok. Ama böyle bir proje var, bilinsin. Hayır olur inşallah. İnşallah. Şeyh Şamil... Şeyh Şamil'in şeyhi de var mıymış? Tabii. Tabii var. Şeyh Cemalettin Kumiki, Üsküdar'da metfun. Eyvallah. Hem kayınpederi. Onu kim oynayacak belli mi? Bazı rivayetler var filan diye duyuyorum. Evet. Serdar Bey oynayacak diye bir rivayet var. Öyle mi? İnşallah. İnşallah. İsterim. Yani. Ben geçen yayında söyledim. Sizin de tekten de oturduktan sonra geldim burada söyledim. Dedim ki ya gerçek hayatta evliya filan olabileceğimiz yok. Hiç olmazsa taklidden bir evliyayı oynayalım. Mevla o taklidi bari nasip etsin. Şey de yakışır abi. Bir Nakşibendi Halidi ekolünden bir şeyh oynamak da yakışır yani. Ama insanın ayakları titrer. Bilmem orasını. Hakikaten ayaklar titrer. Ama yani çok kişi oynuyor bu tür şeyleri. Güzel şeyler, sonuçlar ortaya çıkıyor. Siz de oynarsanız hakkını verirsiniz yani ben. İnşallah. Başka bir şey oynayamam da abi. Hani biraz bir evliya görmüşlüğümüz var ya. Evet. Oradan hareketle kendi oyuncu koçum çok sağlam benim. Benim oyuncu koçum çok sağlam. Eyvallah. Ondan dolayı olur. Eyvallah abi. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin. Hayırlı, amin. Güzel inşallah. İşler nasip etsin, devam etsin, gitsin inşallah. Ya, o şeyde de mesela biz tekten film olarak bir doğum sancısı arifesindeyiz aslında. Yani doğum sancısından kastım şu. Bu çekilen fikir sancılarıyla yeni bir diriliş. Hem diriliş ruhunu ortaya koyma, hem diriliş konseptinde yeni bir iş ortaya koyma. Aşkın farklılıklar ortaya koyma. Yani şöyle, Aşkın Yolculuğu dizini içerisindeki 3. part Akşemseddin olacak söyledik. Akşemseddin olarak söyledik ama bizim bir Hacı Bayram Veli projemiz bitti, çekildi. Ondan sonra 26 bölüm paketlendi. 4 var mı peki Aşkın Yolculuğu'nda? Yani bitmez. 40 çıkar, 40 da çıkar. 4'te 5'te inşallah bu işi devam ettirmeyi planlıyoruz. Kısmet. Onun üzerinde düşünüyoruz şu anda. Düşünce safhasındayız. Abi inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Şimdi demin siz anlatırken mesela dizideki o bazı ifadeler falan çocukların diline düştü. Evet. Ben bizzat kendi ailemden bir örnek vereyim. İsmail Hamza yeğenim. O zaman 4-5'li yaşlardaydı. Kız kardeşim diyor ki bir gece baktım diyor odada ağlıyor diyor. Rüya görüyor. Uyuyor ve böyle dedim ki bu bir kabus görüyor falan. Odaya girdim diyor korkuyla. Bağırarak konuşuyor. Girdim böyle yapıyorum. Haymana, haymana kılıcımı getir haymana. Uyurken kılıcı var diyor. Getirdim eline verdim şöyle tuttu diyor. Rahatladı. Uyumaya devam etti diyor. Ya bu çok kıymetli bir şey abi. Bizim çocukluğumuzda biz Voltran seyrediyorduk. Evet. Yani 4 arkadaş bir araya geliyorduk. Voltran'ı oluşturuyorduk. Değil mi? Tabii. Şimdi çocuklar 4'ü bir araya gelip oba kuruyorlar mahalle aralarında. Evet.
Alpler oluşturuyor. Buradan bir şey olacak. Alplar haydi. Bunun şeyde günümüzdeki kültürel karşılığı da çok yüksek abi. Yani hani erkeğin erkek gibi, kızın kız gibi yetişmesi ondan sonra ve bunda ısrarcı olunması, bizim kültür kodlarımıza göre yetişmesi, günümüzde yaşadığımız hangi sıkıntılardan bahsettiğim hepimizin malumu, o sıkıntıların içerisinde çok ciddi bir eğitim hizmeti de veriyor aynı zamanda. Yani mesela aynı hadiselerin benzeri benim kızım mesela hani dirilişi kuruluşu yazdığımız zamanlarda işte başına böyle bir şey getirmiştim. Plato'dan bir kadın başlığı getirmiştim. Bala Hatun'un şeyine benziyordu. Başına fesine benziyordu. Abisine sesleniyor şimdi. Herkes obasını toplasın diyor. Hani odasını toplasın demiyor. Eyvallah. Herkes obasını toplasın diyor. Çocuklara seyahat ediyor abi. O dünya, o ruh geçiyor yani. İnşallah. Böyle böyle olacak. Böyle böyle olacak. Üstad merhum diyordu, ektik ektik yetişecek. Çoğu gitti, azı kaldı. Eyvallah. Bütün yollar bitişecek. Çoğu gitti, azı kaldı. Ama burada sadece tarihi alanları etkileyici filmler yapmak yeterli değil. Onun dışına da taşıp hemen hemen her alanda bir şeyler yapmak zarureti var. Ya yani bizim milli düşüncenin burada her alanı değerlendirmesi, hiçbir alanı boş bırakmaması gerekiyor. Mesela bunların yanında çizgi film. Yani izleyicilerimiz arasında belki vardır birçok arkadaş. Hiç kimse yılmadan inandığı çalışmaları yapması ve beni kimse dinlemez dememesi lazım. Ortaya mükemmel yapımlar çıktığı zaman hiç kimse buna kayıtsız kalamaz. Hemen yer bulur. Bir takım mecralarda May mecra gibi evet. Burada yer almaz belki ama birçok mecralarda gerçekten kalite kendini gösterir. Çizgi film biraz daha zor herhalde değil mi? O çizgi filmin zorluğu var mutlaka ama ya başladıktan sonra hiçbirinin zorluğu yok aslında. Yani onun ötesinde mesela çocuk filmleri, animasyonlar hepsi artık kolaylaştı. Yani belli bir seviyeye ulaştı ve bir şey rahatladı. Gülün abi şimdi. Bir ben eski Yeşilçam filmlerini zaman zaman denk gelince evde açar seyrederim. Yani o 80'lerin 70'lerin İstanbul'u, bizim ilk aşklarımız, çocukluğumuz filan o görüntüle hoşuma gider. Kendine göre bir güzelliği var. Güzelliği tabii var. Yani, evet. Her şey daha natürel geliyor bana, daha gerçek. Doğru. Bütün o teknik imkansızlıklara rağmen. Eyvallah. Oğlumla beraber ben seyrediyorum, o da geldi oturdu filan. Baba dedi bu çok eski bir film dedi ya. Seyretmesek. Oğlum dedim bak benim hoşuma gidiyor falan. Ama saçma dedi falan. Oğlum saçma değil, güzelmiş. Güzel bak ben çocukluğumu hatırlıyorum. Mesela dedim şöyle düşün. Sen dedim büyüyeceksin. Oğlunla otururken Transformers çıkacak televizyonda. Sen de diyeceksin ki oğlum şu Transformers'ı bir seyredelim. Oğlun da bakacak sana diyecek ki baba bu eski saçma. Bir film. Saçma bir film. Baba eski diyebilir ama saçma diyemez Transformers'a diyor. onun için o kıymetli. Şimdi çocukların o gördükleri onlara beğendirmek de çok zor. Evet. Abi gidip mesela DreamWorks'un bilmem neyip animasyonlarını seyrediyor. İşte Buzdağı'nı seyrediyor. Ben izlerken gülüyorum, bana komik geliyor. Bu çocuğa yeni bir şey verebilmek zor ama zoru başaracak birilerinin de çıkması lazım. Kesinlikle yılmadan uğraşmak gerekiyor. Mesela bilgisayar oyunları çok önemli. Batı'da yapılan birçok bilgisayar oyunlarını bizim çocuklarımız izliyor. Tabii orada ne tür mesajlar veriliyor bilmiyoruz. Ama bizim çocuklarımızın yapması lazım. Yapıyorlar da yapanlar ne denli başarılı oldular gördünüz. Yani dünya çapında büyük maliyetlerle bunu sattılar. Yani dolayısıyla bir şeyde eğer inanıyorsanız ısrarla devam etmeniz gerekiyor. Biz dirilişi o sayede kazandık. Eğer mesela ilk dirilişin teklifini konuştuğumuz zaman TRT ile hemen imza atmadılar. Dedik ya imza atmazsanız nasıl olacak bu? Bir riskin altına girmek demektir benim açımdan. Hemen yani imza atmadılar, bir çekin görelim ondan sonra mı karar verelim? Denir. Ya öyle kolay değil dediler biliyorsunuz devlet işlerini. Yani 3 ayda falan ancak bu imza gerçekleşir dediler. 3 ayda da siz bütün obayı yapacaksınız,
anlaşmaları yapacaksınız, senaryo yazdıracaksınız vesaire. Ben 2-3 gün uykum kaçtı. Düşündüm ama dedim ki yani hayatımda ilk defa böyle bir fırsat geçti karşıma. Ya herro ya merro. Eyvallah. Devam ettik. Gerçekten 3 ayı bekledik. 3 ayda da olmadı. 5. ayda imzalar atıldı. Ya bu riski üstlenmeseydik belki bu iş olmayacaktı. Ya dolayısıyla ısrarla gücünüz yettiğince mücadelenizi devam ettireceksiniz. İnatlık yapacaksınız biraz belki. Ama inandığınız şeyde Allah mutlaka yardım ediyor. Eyvah. Şimdi ilk siz abi konuşurken aklıma geldi. Bak şimdi tekrar sırası geldi. Bazen şöyle bir şey olur. İnsan A işine uğraşır, başarısızlık gibi olur onun neticesi. B işine uğraşır, istediği gibi olmaz. C'ye uğraşır, koşturur olmaz. Sonra önüne bir D çıkar. O D başarılı olur. Fakat D'de A'dan öğrendiği vardır, B'den öğrendiği... Kaybettim kesinlikle. Zannettikler tabii. Aslında kendine çok ciddi bir şeyler kazandırmıştır. Eyvallah. Onun için vazgeçmemek lazım herhalde. Ya Edison'un 1000 kere başarısız olmuş ampulü bulana kadar. Ama diyor ki... Onun karısı ben çok diyor, sabırlı bütün... bir kadınmış ama yani. Tabii. Ben bütün diyor yanlış yolları öğrendim diyor. Bir daha o yollara girmedim diyor. Yani bakış açısı tabii çok önemli. Doğrudan başka bir şey kalmıyor geri. Ozan Hocam sona doğru geliyoruz. Son olmaz abi. Yeni başlıyoruz. Eyvallah. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin abi. Işte. Güzel işler yapmayı nasip etsin. Bu arada tabii daha başka konuşulacak şeyler var ama süremizin sonuna geldik diye arkadaşlar işaret eyvallah ediyorlar. Eyvallah. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin inşallah. Bir içeride konuştuğumuz projeyi de ufaktan bir çıtlatsak mı Kemal abi yoksa erken mi? Ne dersiniz? Erken değil de şöyle anlatayım ben. Bir gençlik projesi düşünüyoruz. Yani güncele yönelik. Bu kadar söyleyelim. İnşallah gençlerimizi etkileyebileceğini düşündüğümüz bugünkü hani farklı isimlerle adlandırılan yeni gençliği etkileyebilecek, onlara hitap edebilecek bir dizi, onların sevebileceği bir dizi. İnşallah bakalım Allah muvaffak ederse. Rabbim muvaffak etsin. Amin. Yolunuzu, bahtınızı açık etsin amin, inşallah. Amin. Teşrifiniz inşallah için de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah biz çok memnun olduk. Şey, güzel oldu. Allah razı olsun. Bu çat kapının güzel tarafı bu. Dostlar çat kapı geliyorlar. Dost yüzü evet görüyoruz. Muhabbet ediyoruz. Program yapıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Aziz dostlar dur gitmeden bu programda benim yapmayı sevdiğim bir şey var. Divan-ı Kebir'den bu defa bir tefeül açayım. Ozan Hocam sizinle başlayalım bu defa. Bismillah. Sana da mı Emirhan istiyor musun? Bismillah. Hiç de bilmezdim. Hiç de aklıma gelmezdi ki ay bir şekle bürünsün de yeryüzüne gelsin. Güzelliği bütün Çin güzellerini ateşlere yaksın. Gönle a gönül dedim. Bir kere daha ciğerinin kanlarına bulandın. Sus dedi sus. Bir kerecik gel de gör onun yüzünü. Öyle diyor Hazreti Kemal abi dostur. Bakalım bize ne çıkacak. Rintler selam ediyorlar sana. Canlarını kul köle etmişler. Kadehinle sarhoş olmuşlar. Sarhoşlar selam ediyorlar sana. Aşkla herkesten fazla dillere düştüm. Herkesten fazla serkeş oldum. Dilberlerden de daha güzel, daha hoş bir hale geldim. Sarhoşlar selam ediyorlar sana. Aleyküm selam. Eyvallah. Emirhan istiyor musun kuzum? Hadi bismillah. Aklı küllün bayram yerinde bir davuldan başka nesi var dünyanın? Göklerimin harman yerinde bir samandan başka nesi var gökyüzün? Ben yaraladım gönlünü senin. Yarama melhem sürme. Ben yırttım hırkanı. Yırtık hırkama el atma. Bir tane kendimi açacağım. Bu arada Orhan da dışarı çıktı gerçi. Bir Emirhan sen bakar mısın? Yorum yapanlardan ilk böyle çıkıp abi bana da açar mısın diyene de bir tane açalım. Estur. Ey serkeşler güneşi, ey kimseye baş eğmeyen güzel. Gökyüzünde saman yoluyla uzlaştın. Kullarla sütle bal gibi kaynaştın, birleştin. Yahut cana can katan şarap gibi her cüze neşe verdin. Yahut da kerem yağmurları gibi yeryüzüyle birleştin. Sindin şu yeryüzüne. Böyle dedi. Dima mı? Hüma. Hüma tam mevzunsa da evet. Bir Hüma hanıma. Bismillah. Ey ay yüzlü, ay da sensin, müşteri yıldızı da. Ay yüzünün çevresinde dönüp durmada, seni tavaf etmede.
güneşte yüz yuvarlak gökte aşkınla dönüp dolaşmada. Ya Rabbi, ben mi arıyorum seni yoksa sen mi beni arıyorsun? Ben oldukça, benliğimden kurtulmadıkça ne ayıp bana. O vakit ben bir başkasıyım, sen bir başkası. Eyvallah, böyle eyvallah oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Aşkla bitirdik. Sevgili hocam, Ozan, teşekkür eyvallah ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Aziz dostlar, Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar olsun. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı sona erdi.